İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Türkiye'yi 1950'lerden 60'a 27 Mayıs darbesine nasıl gittiğini konuşacağız. Çok değerli konuğumuz Cemil Koçak'la ve Akis dergileri üzerinden bu tahlili yapacağız. Şimdi Cemil Koçak hocanın tespitleriyle birkaç şey söylemek istiyorum. Akis 1960 darbesine giden süreçte köşe başı. Hem Demokrat Parti iktidarının meşruluğunu sorgulamakta mahir, hem de yeni bir Türkiye sunmakta ve 27 Mayısçılar için de adeta bir deniz feneri gibi, yine Cemil Koçak'ın deyimiyle nasıl geldik, 60'lardaki Türkiye tasavvuru nasıl oluştu, Akis nasıl köşe taşı oldu? Ama önce kitapları tekrar hatırlatmak istiyorum, göstermek istiyorum. Daha önce de iki yayınımız var YouTube'dan. Takip edebilirsiniz. 1954-57 Vakıfbank yayınlarından Ümit ve Hayal Kırıklığı, Akis dergileri. 57-60 Öfke ve İsyan, yine Akis dergileri, Cemil Koçak. Ve üçüncüsü Nazik İhtilal 1960. Bunu hususen 27 Mayıs'ta inşallah konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. İyi akşamlar diliyorum. Belki bilmeyenler vardır. Yine bir kısaca bize Akis dergilerinin öneminden Türkiye tarihi açısından söz edebilir misiniz? Sizin cümlelerinizle bir iki cümle söylesem de. Elbette. Siz girişte bahsettiniz. Daha önce program yapmıştık yine Akis dergiliyle ilgili. Birçok izleyicimiz haklı olarak Akis dergisinin neden önemli olduğunu, birçok izleyicimiz de yine haklı olarak o nasıl bir dergiydi diye soracaklardır bize. Onun için kısa bir özet geçmekte fayda olabilir. Şimdi Akis 1950'lerin ortalarına doğru Metin Toker tarafından Türkiye'de çıkarılan Batı tarzı bir haber ve aktüelite dergisi. Batı dedim ama daha çok Amerikan Time dergisi esprisi ne düşünebilecek olursak, onu model olarak kabul edecek olursak, Time'a benzeyen, içinde hem haber, hem aktüalite, hem siyasi yazılar, hem de sadece hani erkekler dünyasına değil, kadınlar dünyasına da açılan, kadınlara aslında da hayat tarzını da inşa eden galiba. Evet. Yani belirgin bir kadın modeli üzerinden o kadın modeline yönelik yayın yapmaya çalışan. İçinde dedikodular, siyasi dedikodular, kişisel dedikoduları da içeren, bugünkü deyimle magazini de olan, yani prensip itibariyle aileye ve çok geniş bir kitleye açılmaya çalışan bir dergi. Elbette genel olarak baktığımız zaman Akis dergisi o dönemin ses getiren yayını. Hani pek çok dergi var. Hani birçok izleyici şunu soracaktı, hani niye özellikle Akis'i bu kadar kapsamlı bir şekilde ele almak gerekiyor, başka dergi yok muydu? Tabii var ama Akis dönemin en çok satan. Bu perspektif içinde baktığımız zaman Türkiye'de dönemin eğitim görmüş aydın grubunun tamamına satabilen, onlar tarafından edinilen ve okunan ve tabii aynı zamanda elden ele de dolaşabilen, dolayısıyla yayıncılık bakımından, ideolojik bakımdan ve siyasi bakımdan çok önemli bir dergi. Bir kere bunu, onun için Akis önemli. Yoksa tabii başka dergiler de var. İkincisi, belki bazı izleyicilerimiz şimdi soracaklardır. Yani bunu nasıl bulabilirsiniz? Siz bu, hani sizin işiniz bu, gitmişsiniz bulmuşsunuz diyeceklerdir. Hani biz merak edecek eğer. Hani nereden bulacağız? Şimdi hakikaten yani Akis dergisini bugün hani büfeye gidip de bir Akis dergisi satın almış olan kişi sayısı çok az artık. Hani kalmadı diyemem ama çok az, azaldı. Akis dergisini bu anlamda 1968'de kapandığını, yayınla son verdiğini düşünecek olursak eğer Akis'lerin, o günden bugüne Akis dergileri bence hala
dönemin havasını nakletmek açısından çok önemli. Fakat hani çok meraklı izleyicilerimiz varsa nereden bulabilirim diye, İnönü Vakfı'nın web sitesine girerlerse eğer, bütün Akis dergisinin koleksiyonunu PDF halinde teker teker her sayıyı ayrı bir dosya içinde bulabilirler. Yani aslında eğer ben daha genç olsaydım, ben de birçok genç gibi sadece web sitelerinden ya da internetten bu dergiyi edinmem mümkün olabilirdi. Fakat tabii benim gençliğimde böyle bir imkan yoktu, takdir edeceğiniz gibi. Akis dergilerini bu bakımdan o zaman sahaflardan, Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de sahafların dışında böyle kaldırımlarda sergi yapıp eski kitap satan, aynı zamanda böyle eski dergi de satan yerlerden edinmiştim. Dolayısıyla evimde hayli tamamı değilse de hayli geniş bir Akis koleksiyonu zaten vardı. Bunlardan bazıları böyle bugün olduğu gibi tek tek dergi olarak satılıyordu. Hatta birçok defa bunlar o kadar hani zamanında maddi olarak değeri yoktu ki, böyle bir çuval dergi aldığınız zaman karşınızdaki kişi, evet yani şu çuvalı da alır mısın abi derlerdi. Böyle böyle topladım Akis dergilerini. Bazıları ise ciltlenmiş haldeydi. Şimdi bu ciltli olan Akis'lerin de ayrı bir öyküsü oluyor. Şimdi tarihçi ve araştırmacı olarak ister istemez, işin bir de bu ne diyelim renkli boyutu var. O Akis dergisini almış olan kişinin kim olduğunu tabii asla neredeyse bilemeyiz. Fakat belli ki çok değer vermiş. Yani o dergiyi saklamış, koleksiyon yapmış, sonra zamanında bir matbaaya götürmüş ve onu ciltlettirmiş ve saklamış. Ciltler aynı boy ebatta ve aynı matbaa cildiyesinden çıktığı çok açık bir şekilde var. Ve bunları da böyle yerlerden toplayarak alıyorsunuz. Sonra bir gün araştırmaya başladığınız zaman birçok izleyicimize belki çok şaşırtıcı gelecek şekilde bunların o derginin içinden bazı evraklar çıkıyor. Bazılarımız hala böyle yapıyor olabilir ama eskiden bu çok sık yapılırdı. Böyle eski dergimizin, kitabımızın arasına hatta para bile konulabilirdi. Eski mektuplar, kartpostallar gibi şeyler. Bugün enfera dedikleri şeyler çıkıyor. Mesela benim tesadüfen benim satın aldığım bu tip bir koleksiyonu karıştırırken içinden bir takım doktor reçeteleri çıktı zamanında. 1950'lerde yazılmış antetli kağıda doktor reçeteleri çıktı. Mesela bir tane ciltte üzerinde Burdur diye not düşülmüş. Muhtemelen Burdur'daki bir büfeye gitmiş o dergi. Hani o dönemde 1950'lerde Akis'i Burdur'da satıldığını ve okunduğuna dair bence gayet güzel önemli bir belge. İçinde de kim okumuş olabilir Burdur'da? Muhtemelen tabii Burdur'daki bir büyük ihtimalle bir memur. Hakikaten tahmin ettiğim gibi içinden bir tane bir boşanma evrakı çıktı. Belli ki bir hakim büyük ihtimalle o evrakın bir nüshasını da nedense oraya koymuş. Bu tip şeylerle şimdi işin aslına gelmeye başlayalım. Yani meraklı okuyucular, meraklı izleyicilerimiz Akis dergisini, koleksiyonunu istediğiniz anda bilgisayar ekranından hepsini takip edebilirsiniz. Bu bilgiyi verelim. 1950'ler Türkiye'sinde bir kere tabii ki okur yazarlık oranı düşük olduğu gibi okuyup yazabilen gruplar da belirli şehirlerde yoğunlaşmış vaziyette. Şimdi herhangi bir gazete ya da dergi Ankara ve İstanbul'un veya İzmir'in veya Adana'nın dışında ne kadar okunuyordu? Kaç kişi tarafından okunuyordu? Bunun dağıtım ağı neydi? Bunu yakalamak neredeyse imkansız. Erzurum mesela, Akis dergisi Erzurum'da kaç tane gidebiliyor muydu?
kaç tane satılıyordu? Bunları yakalamak imkansız. Ama size şu garantiyi verebilirim. Türkiye'de subaylar, öğretmenler, serbest meslek sahibi doktorlar, diş hekimleri, avukatlar, devlet memurları, yani dönemin önde gelmiş olan aydın grupları içinde Akis dergisini bilmeyen, okumayan herhalde pek azdı. Bu sadece satışla ilgili bir rakam da değil ama hani bazı izleyicilerimiz merak edip sorabilirler. Hani bir rakam var mı sizin elinizde? Hani bu kadar acaba abartıyor musunuz diye sorabilirler. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra ya da darbesinden sonra Akis o sırada kapatılmıştı Demokrat Parti iktidarı tarafından. 27 Mayıs'tan 3 gün sonra ilk sayısını tekrar bastığında 100 bin basmıştı. Zaman içinde 27 Mayıs'ın o heyecan dolu ilk aylarında bu rakamı daha da arttırdılar. Yani bugün bile hani bir gazete ya da dergi 100 bin satsa herhalde etkili bir dergi ve gazete olurdu. O dönemin Türkiye'sini düşünecek olursak eğer 60 yıl önceki Türkiye'yi. Üstelik de hedefi olan kitleyi düşününce tabii çok büyük bir nüfus, 100 bini nelerle çarparsınız? Değil mi? Yani çok etkili olduğunu bu şekilde aktarabiliyorum. Şimdi bunun 3 cildi daha gelecek. 68. Evet, şimdi ben önce Demokrat Parti iktidarına karşı Akis'in muhalefetini 2 cilt halinde yazdım. 3. ve 4. ciltler 27 Mayıs'ın o aşağı yukarı 1,5 yıllık dönemini kapsıyor. Onu ancak 2 ciltte aktarabildim. Çünkü 27 Mayıs'ı Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Akis'i ve aydınları anlamak bakımından ve tabii hani iktidardan düşmüş demokrat grubunu anlamak bakımından ancak bunu 2 ciltte yapabildim. Sonra 2 cilt daha var. O da 1961 seçiminden itibaren derginin kapandığı 68'e, yani Adalet Partisi iktidarının dönemine kadar geçecek olan dönem. Toplam 6 ciltte bence Akis dergisini toparlamış oluyorum. Şimdi derginin misyonundan söz ederken, aydınlardan söz ederken tıpkı yayının başında olduğu gibi Kemalist, Atatürkçü ya da inkılapçı adı ne olursa olsun diyorsunuz. Bir dönem eski kuşakla yeni kuşak arasında da irtibat sağlıyor. Açıkçası dergiye bakınca kullanılan muhalefet metodolojisinden tenkit mevzularına kadar ve 27 Mayısçıları da beslemesi, hatta onlara Deniz Feneri olması açısından bakınca, bugüne de bakınca paralellikler kurabiliyoruz. Kelimeler, her şey aşağı yukarı aynı. Fakat eskiden tabii daha nitelikli ve daha güzel bir Türkçeyle ve biraz daha da dikkatli çalışarak olmuş. Şimdi her şey biraz daha kaba saba. Fakat değişmeyen şeyler olduğunu izlemek de ilginç. Çünkü adeta bir din gibi. Yani ancak böyle bir din Ortodoks mensupları yoluyla bu kadar iyi nakledilir. Bu nasıl oluyor? Evet, şimdi bu sizin bahsettiğiniz bu geniş perspektifi biraz ayrıntılı bir şekilde bakmaya çalışalım isterseniz. Birincisi şu, Cumhuriyet Halk Partisi ve Akis açısından 1950'li yıllar, yani Demokrat Parti iktidarı meselesi, Demokrat Parti iktidarına bakıldığında bunu bir rejim meselesi olarak görüyorlar. Demokrat Parti'nin bakışı açısından Türkiye'nin bir ekonomik ve sosyal kalkınma perspektifine karşı diğer grubun bakış açısının ana gündem maddesi rejim meselesi. Ki biz bunu hep duyacağız. Zaten rejim meselesi de böyle başlıyor. Türkiye'de bir rejim meselesi vardır. Tam olarak nedir bu rejim meselesi? Memlekette bir hürriyet eksikliği var. Her geçen gün özgürlükler kısıtlanıyor. Otoriter bir rejim geliyor. Bu otoriter rejime karşı mücadele etmek gerekiyor. Bu zaten o dönemden sonra hani neredeyse muhalefetin hiç ayrılmaz bir disturu haline gelecek. Evet. Peki hürriyet rejimi dediğiniz kısma gelelim şimdi. Neden Demokrat Parti iktidarıyla birlikte bir hürriyet problemi başladı memlekette? Yani daha önce herkes hürdü,
bir otoriter bir rejim yoktu mu demek istiyorsunuz diye sorulduğu zaman da şöyle de, cevap veriliyor. Klasik benim vesayetçi tek parti rejimi teorisi adını taktığım inkılap sürecinde ister istemez ve zorunlu olarak ortaya çıkmış olan bir otoriter rejim memleketin gelişmişlik düzeyiyle orantılı bir şekilde ve paralel bir şekilde zamanı geldiğinde partiler hayatına, demokrasiye geri döndü 46'da. Şimdi buna söylenecek çok eleştiri olabilir. Ben özellikle 45-50 dönemini yayınladığım 6 ciltlik Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları adlı kitabında, iletişim yayınlarında 6 cilt çıkmıştı. Orada Demokrat Parti'ye zaten ikinci parti adını takmıştım. Çünkü dönem öyle bir dönemdi. Yani bir tane iktidar partisi var, bir de ikinci parti var. Orada bu teorinin hani birçok yönünün ne kadar yanlış ve imkansız olduğunu anlatmaya çalıştım. Fakat diyelim ki bu doğru. Bu teori bir an için doğru olduğunu kabul edelim. Birçok memlekette inkılap dönemleri olur ve sonra bu biter. 46'dan sonra bitti. Şimdi 46 ile 50 arasındaki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoklu partiler rejiminin içinde olduğu ama aynı zamanda iktidar olduğu bir dönem. Şimdi benim burada ortaya koymuş olduğum temel tez özetle şu. Eğer memlekette bir hürriyet rejimi gerçekten kurulacaksa bunu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının zaten yapması gerekiyordu. 46 ile 50 arasındaki 4 yıllık devre bunu gerçekleştirmek için uygun ve elverişli bir dönem. Dünyaya da bakarak. Gayet tabii ki. Konjonktür başka bir yöne evrilmiş. Şimdi şikayet nedir? Şikayet şu. 1924'te öyle bir anayasa yapılmış ki kendine göre. Meclis çoğunluğunu oluşturan herhangi bir grup, o hangi grup olursa olsun hiç önemli değil, istediği her şeyi yapabilecek durumda. Bunun herhangi bir denetlenebilir ve önlenebilir ve sınırlanabilir bir mekanizması kurulmamış. Ama zaten el değiştirme ihtimali düşünülmedi herhalde. Hayır, şöyle bir anlamda bunu değiştirmeye gerek yok. Zaten iktidarda biz varız. Şey, iktidarda olacağız. Olan niye değiştirsin ki zaten bunu, kendini sınırlasın? Cumhuriyet Halk Partisi açısından. 46'da artık iktidarın değişme ihtimali ortaya çıkmış. En azından teorik olarak bu böyle. Kağıt üzerinde iktidar her an değişebilir. O zaman bunu garanti almak, içine almak lazım. Fakat bu yönde bir adım atılmıyor. Yani Kuvvetler Birliği sistemini getirmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi 46'dan 50'ye kadar Kuvvetler Birliği sistemine karşı herhangi bir eleştirisi yok. Bunu olduğu gibi devam ettiriyor. Aslında bunun temel nedeni de şu. Hani bunun bir ideolojik ve siyasi kaygılarla biz oradan ya da buradanız anlamında söylemiyor. İktidarda olduğu için gayet oportunist bir şekilde iktidarda olduğu sürece bunu değiştirmeye gerek görmüyor. Problem bu yok. Bütün siyaset, hani bütün dersek belki abartılı olur ama çok siyasetin çok ayrılmaz parçalarından bir tanesidir. İktidarla muhalefet arasındaki ilişkiler açısından. Ve bunu değiştirmiyorlar. O zaman eğer bir gün seçimi kaybederseniz ve karşı taraf parlamentoda ister istemez çoğunluğu sağlarsa bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kullanmış için olduğu bu hür rejimden istifade edecek. Hepsinden istifade edecek. Bunu hiç engelleyemezsiniz. Evet, bu kanunu çıkaramazsınız. Anayasaya aykırıdır dediğiniz zaman şöyle deniyor. Meclisin üstünde hiçbir kuvvet olamaz. Tıpkı eğer eskiden olduğu gibi. Olduğu gibi. Dolayısıyla gayet rahat bir şekilde çıkarırız. Çünkü burada bir milli irade söz konusu. Milli iradenin üzerinde bir irade olamayacağı için bunları zaten bizzat hani siz söylüyordunuz zamanında. Hani Demokrat Partililer de bunu kendilerine göre angaje etmemişler. Eski Halk Partisi konuşmalarından alıp okuyorlar. İki, şimdi bu durumda ne olacak? Eğer iktidar hani iyi niyetini tırnak içinde iyi niyetini ortadan kaldırır da muhalefeti ortadan kaldırmak için bir takım girişimlerde bulunursa, basın yasasını değiştirir de gazetecilere sınırlamalar getirirse, ağır cezalar getirirse, aslında normal koşullarda anayasada basın özgürdür, sansür edilemez hükmü varken pratik olarak o özgürlük sınırları daraltılırsa ne yapılabilir? Hiçbir şey yapılamaz.
Çünkü meclisin üstünlüğü. Çünkü meclisin üstünlüğü var. İki, 1950'den 1960'a kadar geçecek olan dönemde Halk Partisi'nin yine çok dertli olduğu bir konu var. Seçim sistemi. Seçim sistemi nedir? Onu bakalım şimdi. Şimdi 46 ile birlikte Halk Partisi eski seçim sisteminin getirmiş olduğu çoğunluk sisteminden vazgeçmek istemiyor. Çünkü çoğunluk sistemi birinci partiye inanılmaz ölçüde avantaj sağlıyor. Şöyle ki, bugün olduğunun, yani bugün uyguladığımız 60 ihtilalinden sonra bugüne kadar uyguladığımız, 60 küsur yıldan beri uyguladığımız nispi temsil yönteminin tam aksine, herhangi bir seçim çevresinde, mesela İstanbul'da, birinci gelen parti İstanbul'daki milletvekili sayısının tamamını kendi hanesine çıkarıyor. Yani bir Halk Partisi 100 almış diyelim, 100 oy almış. Demokrat Parti de 130 oy almış. Arada 30 oy fark var. Bitti gitti. Bitti gitti. O 100 oy hiç kale alınmıyor. Bu her il için bu şekilde olduğu için Halk Partisi %40 oy almış. Parlamentodaki üye sayısı sayılır ona kadar olmuş. Demokrat Parti oyların yarısından iki parmak daha fazla almış ama parlamentoya bir giriyorsunuz ki bütün koltuklar neredeyse Demokrat Parti. Şimdi Halk Partisi tabii ki haklı olarak diyor ki ya böyle bir adaletsizlik olamaz yani. Benim %40'ım kadar bir milletvekilim olması lazım. Öbür de diyor ki bu sistemi bunu zaten bizatihi siz getirdiniz. Ektiğini biçiyorsun. Ve biz 46'dan 50'ye kadar diyor Demokrat Parti. O da haklı olarak. Dedik ki diyor bunu değiştirelim arkadaşlar. Çünkü o zaman biz... Siz de yanaşmadınız. Tabii Demokrat Parti hani küçük bir parti olarak kurulmuş. Ne zaman iktidara geleceği belli değil. Hiç olmazsa hani bu çoğunluğun dışındaki sistemle olabildiği kadar çok milletvekilini parlamentoya sokmaya çalışıyor. Halk Partisi diyor ki milli irade nasıl tecelli ederse öyle olacak diyor. Çoğunluk sistemi gayet uygundur. Zaten çoğunluk sistemi diyorlar bir hükümetin kurulmasını kolaylaştırdığı için memleket bünyesine de gayet uygundur diyorlar. Şimdi 50 seçiminin ertesi sabahından itibaren roller değişmiş oluyor. Halk Partisi diyor ki ya burada bir adaletsizlik var haklı olarak. Demokratlar da diyor ki hay Allah keşke siz zamanında şu adaletsizliği bir değiştirseydiniz. E siz değiştirin. E dur bakalım şunu bir uygulayalım da. Şimdi biz de tadını o da orada bir oportunizm ortaya çıkmış oluyor. E siz iktidara gelirseniz artık yaparsınız da dönüyor iş. Şimdi 60'a kadar bu kavga böyle devam etti. Nispi. Fakat bunları zamanında Halk Partisi yapabilirdi. 46 ile 50 arasında gerçekten Anayasa Mahkemesi kurulsun gerçekten de. Yani mecliste çoğunluk olan bir grubun sırf öyle istiyor diye anayasaya uygun olmayan, anayasaya ters ya da onu tamamen ortadan kaldırabilecek nitelikte bir gündemi olması nasıl önlenecek? Anayasa Mahkemesi ile önlenecek. E, yapın şu Anayasa Mahkemesi'ni kurun değil mi? 1950'den 60'a kadar sürekli tekrar edeceğimiz olan şu Anayasa Mahkemesi'ni 50'den önce kurulmuş olsaydı bu meselede Halk Partisi 50 ile 60 dönemi arasında ortaya koyacağı bütün siyasi gündemi kurabilmiş olsaydı bana sorarsanız eğer ben öyle bir izlenim edindim ki 50 sonrasındaki siyasi hayat çok farklı olabilirdi. Evet. Şimdi Akis dergisi bundan hiç bahsetmiyor. Yani bütün bu eleştirileri yapmaya devam ediyor. Kendince de haklı. Ama bu da bir taraftan eşyanın tabiatına aykırı bakınca. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye ve dünya tasavvuru o yıllarda bakınca ve kendine güvenine de bakınca zaten böyle bir yola 46-50 arasında gitmesi imkansız gözüküyor. Şimdi maalesef keşke öyle hani bazen şöyle olur hani nostaljik takılmalar keşke öyle olmasaydı. Zaten olmuş. Olduğu için. Fakat şimdi hani filmin sonunu getirmeyelim ama filmi biraz birkaç sahne atlatalım. Şimdi 27-60 ihtilali oluyor 27 Mayıs'ta. Şimdi herkes diyor ki işte o 50 ile 60 arasındaki devrede Halk Partisi'nin söylemiş olduğu siyasi gündem meseleleri bu şekilde çözülecek.
27 Mayıslılar da diyorlar ki ya siz bu seçim sisteminden çok şikayetçiydiniz haklı olarak. Şimdi biz bunu diyorlar nispi temsile getireceğiz diyorlar ki birdenbire Halk Partisi yayın organlarında şöyle yazılar çıkıyor. Acaba nispi temsil memleketin bünyesine uygun mudur? Çünkü Demokrat Parti kapatılmış. Halk Partisi'nin dışında memlekette hani parti yok. Bir parti neredeyse bir parti kalmamış karşısında ona rakip olabilecek. Bu fırsattan istifade ederek yine Halk Partisi her yerde ya da çok büyük yerlerde birinci çıkıp da parlamentoda çoğunluğu sağlama ihtimali gibi bir ihtimal belirince birdenbire Halk Partisi'nde de nispi temsil sistemi memlekete o kadar faydalı olmayabilir. Biz yine aynı yolda devam edelim tarzı bir gündem gelecek. Ya buradan söylemek istediğim şey şu. Siyasi partilerin liderlikleri açısından mesele böyle ilkeler olmaktan çok konjektüre uygun, daha çok konjektüre uygun ve kendi oportunist çıkarlarına uygun meseleler üzerinde gündem yaratmaktır. Bu şunu söylemeye çalışmıyorum. Yani memleket hakikaten çoğunluk sisteminle nispi temsili karşılaştırdığımız zaman bunun teorik tartışmaları bir yana gerçekten de yani %40 oy almış olan bir partinin de parlamentoda milletvekili sayısının bu kadar az olması yani olamaz. Ha diyeceksiniz ki milletvekili bugün olduğu gibi parlamentoda azınlıkta kalmış olan bir grubun 50 milletvekili ile 150 milletvekili arasındaki rakam ne fark ediyor ki sonuç olarak eller inip kalkmaya başladığı zaman fark etmiyor. Ya ha 50 milletvekiliyle muhalefet yapmışsınız, ha 150 ile yapmışsınız. Sonuç olarak her defasında karşı taraf çoğunluk sağlamış oluyor. Doğru. Ama sonuç sadece bu sayısal mesele değil. Yani parlamentoda, komisyonlarda çalışacak değil mi? Eleman sayınızı, milletvekili sayınızı çoğaltmak lazım. Hiç unutmam. Çetin Alsan İşçi Partisi milletvekiliyle 1965 ile 1969 arasında o arada bir yazar sonra, yıllar sonra. Şimdi derdi ki parlamentoya geldik. O da ilk defa geliyor. İşçi Partisi'nin milletvekilleri de ilk defa geliyor. İşte komisyonlar kuruluyor. Bir yıl komisyon var. Hani bütçe komisyonundan Milli Savunma Komisyonu'na kadar. O kadar çok komisyon var ki bizim sayımız diyor her komisyona bir kişi gönderecek kadar bile değil. O yüzden her birimiz değişik komisyonlara üye olduk diyor. Hani az sayı olduğu bir kişi zaman, birkaç komisyon. Evet, az sayı olunca böyle oluyor. Bu açıdan. Akis dergisinin önemi şu bu anlamda. Akis dergisi Halk Partisi'nin 1960 ihtilali sonrasında kurulacak olan adına ikinci cumhuriyet o sırada denilecek olan siyasi rejimin bütün temellerini atmış vaziyette. Şöyle diyebilir miyiz? Şimdi başından itibaren bakınca bir Türkiye tahayyülü var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Akis'te resmi yayın organı gibi 57 seçimleri ve sonra gelecek 60 ihtilaliyle olası her ihtimale karşı bir mühendislik çalışmasıyla bir sistem kurmuş ve o Türkiye tahayyülünü bundan sonra hiç kazaya uğramayacak şekilde gerçekleştirecek bir yönelişi var. Bunun da sorunlu alanları da biz Akis üzerinden izleyebiliyoruz değil evet. mi? Dış politika, ekonomi, hayat tarzı hepsinde evet. neyin nasıl olması gerektiği ve arızaların nerede olduğunu. Evet. Ve böyle bakınca 57 seçimleri için ne dersiniz? Şimdi çünkü artık son şey sonra da 60 gelecek. Şimdi 57 seçimleri öncesinde Akis açısından da Halk Partisi açısından da büyük bir heyecan ve beklenti var. Yani 1950'de %40 ile kaybetmiş olan ve tek partili bir rejimin getirmiş olduğu bütün yüküyle birlikte bunu bu kadar kaybetmiş olan bir parti. 1954 seçimini yine kaybediyor. 40'ın biraz daha altına düşmüş olarak kaybediyor. Şimdi 50 seçimi tabii bir her iktidardan düşen parti açısından olduğu gibi bir hayal kırıklığı. Fakat bunun çok geçici bir dönem olduğu kanısındalar. Yani çünkü demokratları şöyle görüyorlar. Hani Demokrat Parti'nin yöneticileri kendi içlerinden çıktığı için onları zaten yakından tanıyorlar. Fakat Demokrat Parti'nin genel yönetici olacak kadrosunu biraz çoluk çocuk olarak görüyorlar. Yani böyle
hani büyük futbol takımlarının yıldız oyuncuları vardır. Onlar gibi değil. Onlar gibi değil. Yani daha bir de hani yedek kulübüsünde oturanlar vardır. Arada bir oyuna girenler. Onlar arada bir oyuna girenler gibi görüyorlar ve diyorlar ki yani Türkiye gibi bir memleketi bu gençler, amatörler bizim gibi yönetemeyeceklerine göre çabuk havlu atarlar. Yani çuvallarlar. Her konuda çuvallarlar ve biz de millete döneriz bir dahaki sefere. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar yani kıymet verdiğiniz, getirdiğiniz zaman bu kadarını yapabiliyorlar deriz diyorlar. Ve bunun beklentisi içine giriyorlar gerçekten. Neredeyse 1954'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle çok hani Demokrat Parti'ye kadar karşı vurucu bir muhalefet üstü izlediğini bayan görmüyoruz. Fazla bir şey söyleyemiyorlar. Fakat 54 seçimi daha büyük bir hayal kırıklığı oluyor 50'ye nazaran. Çünkü birdenbire anlaşılıyor ki bir dakika. Yani bu bir kaza olmamış. Tam tersine. Bayağı İkinci bayağı seçimde, adamlar evet, istemişler. Bunlar hallediyorlar, yapıyorlar, ediyorlar ve oylarını arttırıyorlar. Normal koşullarda dünyanın her yerinde olduğu gibi muhalefetin oyu biraz çoğalıp iktidarınki düşmesi gerekirken yine tam aksi olmuş. 54'ten itibaren Cumhuriyet Halk Partisi kendisini yeniden bu bakımdan o büyük hayal kırıklığı ve panik duygusuna katılıyor. Fakat burada izleyicilerimizle paylaşmak istediğim çok önemli bir siyasi rejim meselesi var. O da şu, bu sadece bir anayasal mesele değil, bu sadece bir seçim sistemi meselesi değil ya da seçim güvenliği meselesi değil. Yani sandığa giren oylarla çıkanların farklı olma ihtimalinin tamamen ortadan kaldırılması ihtimali değil. Halk Partisi'nde şöyle bir şey var. Zaman içinde bu çok hani neredeyse kemikleşmiş bir ideoloji haline dönüyor. Memleket maalesef gerici bir memleket. Halk Partisi'nin anlattıklarını anlamıyorlar. Çünkü cahiller. Halk Partisi bunu 1923'ten 50'ye kadarki olan dönemde her ne kadar elden gelen bütün imkanlarla insanları okutmaya çalıştık, eğitmeye çalıştıksa bu yeterli tabii olmadı. Bugün de memleket, aynı kanaat. Memleket cahil kalmaya devam ediyor. Cahil olduğu için de kolay kandırılabilir. Nasıl kandırılabilir? Hani bugün olduğu gibi telefon dolandırıcıları var ya hani böyle. Bu tabii cahillikten ileri gelmiyor. O başka bir şey ama Halk Partisi'nin o dönemdeki siyasi anlamdaki cahilliğin nasıl kullanıldığının karşılığı şu. Dinle. Evet, din istismarcılarından söz ediliyor. Evet, şimdi birisi geliyor, onlara dindar olduğunu söylüyor, Müslüman olduğunu söylüyor falan. Halk Partisi bunu söylemiyor ya da söyleyemiyor ya da yeteri kadar söyleyebilecek durum yok. Hatta söylese bile bunun pek ikna edici bir tarafı yok. Daha önceki tecrübelerden. Onun için dinle, dini duyguların istismarıyla halkımız kandırılıyor maalesef. Çünkü cahil. Ve hep öyle devam edecek halkımız. Şimdi bu öyle bir handikap ki. Evet. Halkı eğit... O zaman şöyle, demokratlar halkı eğitmek istemiyorlar tabiatıyla. Bu düşüncenin ikinci adımı. Cahil bırakıyor. Mahsustan cahil bırakıyor. Çünkü kendisine çalışıyor bu sistem. Onun için memleketi eğitmiyorlar. Buna sahiden inanıyor mu? Evet, buna inanıyor. O eğitime hiç şey yapmıyor Demokrat Parti. Diyorsunuz ki ya yani istatistik kurumunun şeylerine bakıyorsunuz. Okullar açılıyor, öğretmenler atanıyor. İlkokul öğrenci sayısı artıyor, ortaokul artıyor, lise artıyor falan. Yok. Hayır. Zaten o arttığı için Akis dergisinin tirajı yükseliyor. Bir yandan da böyle bir iş yoksa kimse Akis'i okumaz zaten. Her neyse. Biri o halde peki ne yapılacak? Yani Halk Partisi iktidara gelemiyor çünkü memleket cahil. Halk Partisi iktidara gelmediği sürece de memleket cahil kalmaya devam ettiği için bu işin içinden çıkmak imkansız. Halk Partisi'nin ne gönül vermiş pek çok aydın açısından problem rejim meselesi olmaktan ziyade millet meselesi haline dönüyor. O yüzden darbe mecburen. Mecburen. Yani başka türlü yok. Olmayacak bu iş. Yani bu oluyor. Efendim, birinci asıl Türkiye'nin 50'ler, 60'lar, 70'ler neredeyse yakın döneme gelinceye kadar milletin siyasi tercihlerinin doğru olmadığı, kanaati, doğru olamayacağı
kanaati bu şekilde ortaya çıkıyor. Peki şimdi mesela diyorsunuz ki burada AKİS'in 1957 milletvekili genel seçimlerinden sonra darbeye kadar gidecek, evet, olan o süre içindeki öyküsü çok önemli. Evet. Dolayısıyla biz 57'den 60'a kadarki AKİS'lere baktığımız zaman 60'ı çok daha kolay anlayabileceğiz. Fakat 1957 seçimlerinde yine de şunlar dikkat çekiyor. Yani hem millet cahil ama mesela İsmet Paşa halkın kahir ekserisinin muhalefeti desteklediğini, evet, söylüyor. AKİS seçimi kaybetmiş. Evet. Hatta Amerikan basınında da, New York Times'ta galiba yine muhalefetin başarısından söz, evet, ediliyor. Ondan da söz ediliyor, evet, dergide. Ne dersiniz? Şimdi, orada neden İsmet Paşa kahir ekserisinin, kim kahir ekserisi? Şöyle madem bir seçimi kaybediyorsun. Şimdi bu çoğunluk sistemini biraz önce izleyicilerle paylaşmıştım bilgisini. Burada önemli olan milletvekili, o seçim çevresinin milletvekillerini çıkarırken önemli olan hiçbir şekilde %50'nin üzerinde oy almak değil. Bugün belediye seçimlerinde olduğu gibi ilk en yüksekte olan isterse o %30 olsun. Hani siz %30 alırsınız, bütün herkes %29 alırsa %30'da belediye başkanı seçilir. %70'i ona karşı. Sistem böyle çalışıyor. Şimdi o dönemde de böyle çalışıyor. Birinci parti olursanız %40'la olursunuz mesela diyelim. Yine hepsini çıkarırsınız. %60, ha %60 çünkü bölünmüş olan. Tek bir partiye gelmiyor ki %60. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geliyor. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne geliyor falan. Dağılıyor. İsmet Paşa'nın o zaman söylediği şey şu. 1957 seçimlerinin şöyle bir özelliği var. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti %52 almış. Yani aslında çok özür dilerim bölüyorum ama araya gidip devam edebilir miyiz? Tabii. Seçim 57, sonuçlarını heyecanla konuşuruz 57, sonra. 57, evet, küçük bir ara, hemen birazdan buradayız. Evet, 57 seçimleri ve İsmet Paşa halkımızın kahir ekserisi. Muhalefetin yanındadır dedi. Evet. Doğru söylüyor. Şimdi 1950 seçimlerinde Demokrat Parti %52 aldı. 54 seçimlerinde 56'ya kadar çıktı. Zaten bir daha tarihte hiçbir parti böyle bir orana erişemeyecek. Tutturamadık Türkiye'de. Fakat 57 seçimlerinde Demokrat Parti'nin oyu müthiş düştü. %50'nin altına düştü. Dolayısıyla iktidar partisi tek başına %50'nin altına düşüp de diğer muhalif partiler, tabii bunun önemli bir kesimi ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi ama yanında Osman Bölükbaşı'nın Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ni de koyduğunuz zaman matematiksel olarak onlar 50 puanın üstüne çıkmış oldular. Diğeri 50'nin aşağıya düştüğü için. O zaman da muhalefet dedi ki, bir dakika dedi. Yani bu seçimde, bu seçimin özelliği iktidarın 50'nin altına düştüğü için milletin güvenini kaybetmiş ve muhalefet de 50'nin üstüne çıktığı için aslında güvenini kazanmış olduğunu geliyor. Fakat öyle bir sistem var ki ortalıkta, bunun parlamentoya yansıması böyle olmuyor. Şimdi tabii orada da hani söylenecek bir şeyler var. Eğer gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi bir araya gelip de 57 seçimleri öncesinde masa başında pazarlık ederek bir ittifak oluşturabilmiş olsalar, bugün birçok defa yani bunu görüyoruz değil mi? Başka partiler birbirleriyle ittifak yapıyorlar, pazarlık ediyorlar. Kimin nerede aday gösterileceğine karar veriyorlar. Bu şekilde olabilseydi o zaman çoğunluk sistemi aracılığıyla Demokrat Parti o seçimi kaybedebilirdi. O zaman işin rengi tamamen değişirdi. O şans da Allah rahmet eylesin ama Osman Bölükbaşı'nın hani siyasi hırslarına kurban gidecek. Çünkü Osman Bölükbaşı'ya soracak olursanız eğer Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi tam olarak her şeyi ortadan ikiye paylaşmalı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %40'a yakın, öbürünün oyu %3, %5. O yüzden olmadı bu iş. Tabii kim bu kadar geniş bir cömertlik gösterebilir ki? Diğer taraftan şeyi de bilmiyoruz tabii. Çünkü bir de
bunu ara ara sizinle yaptığımız yayınlarda konuşuyoruz, o hafıza. Hafıza mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ni Osman Bölükbaşı ile ittifakıyla yeniden iktidar gibi gösterdiğinde Demokrat Parti'nin oyu o kadar düşer miydi? Tabii bunları asla bilemiyoruz. Bunlar tamamen spekülasyon. Ama en azından hani bunu, matematik hesapla. Bunu söylemek lazım. Evet, matematik peki, hesapla. Menderes'in mesela Time'a kapak olması. Evet. Akis. Akis'e de kapak oldu. Yani oluyor. Evet. Evet. Yani 1954'te Akis çıktığı zaman, şimdi burada da başka Demokrat Partili bakanlar da kapak oluyor. Bir ön yargıdan da hani ön yargılı davranmamak lazım. Akis ilk ortaya çıktığı zaman 1954 seçimden hemen sonra, ki Halk Partisi açısından yani büyük bir panik ve hayal kırıklığı varken, önce Celal Bayar'ı Cumhurbaşkanı olarak, sonra Adnan Menderes'i altına da şöyle yazarak, Türkiye'nin en kudretli başbakanı. Çünkü yani 1954 seçimini, yani 50'den 54'e kadar memleketi yönetmiş ve daha da büyük bir zaferle çıkmış. Hakikaten Demokrat Parti'nin içinde de artık tartışılmaz genel başkan ve lider olmuş. Yani izleyicilerimize şöyle bir küçük bir bilgi vermek isterim. Adnan Menderes 1950 öncesinde Demokrat Parti'nin lideri değil. Celal Bayar lideri. Adnan Menderes de diğer arkadaşlardan bir tanesi orada. Yani Adnan Menderes'in Menderes olması zaman içinde olacak. Onun için hani 1960 Adnan Menderes ile 1950 Adnan Menderes'i birbirinden aynı tamamen değil, ayırmak lazım. Adnan Menderes hatta Demokrat Parti seçimi kazandığı zaman Adnan Menderes Cumhurbaşkanı olacak olan Celal Bayar'a gidiyor ki o da Cumhurbaşkanı mı olacak, Başbakan mı olacak? Benim. Tam oralar karışık o sırada. Fakat kısa bir sürede onun Cumhurbaşkanı olacağı anlaşıldıktan sonra gidiyor ve diyor ki hani Başbakan olarak diyor acaba Fuat Köprülü'yü düşünür müsünüz diye soruyor. Celal Bayar da diyor ki başvekil siz olacaksınız Adnan Bey diyor. Yani şimdi bu anekdot bile hani durumu açıklığa kavuşturur. İzah ediyor yani. Evet. Eğer meraklı izleyicilerimiz şey yapacak olurlarsa, araştıracak olurlarsa, Demokrat Parti'nin meclis grubu içindeki kendi tırnak içinde aile tartışmalarında falan Adnan Menderes 1954'e kadar çok sıkı eleştiriliyor. Yani Adnan Menderes henüz o zamanki o Menderes efsanesi olmuş değil. Adnan Menderes de içimizden bir arkadaşımız. O başvekil olmuş. Fakat birçok alanda eleştirilmeye muhtaç. Çünkü yeterli görülmüyor. Yanlış yapıyor olabilir. Demokrat Parti'nin pek çok ünlü ismi, yani en az Adnan Menderes kadar ünlü isimleri, ağır topları birçok defa kürsüye çıkıyorlar meclis grubunda ve başbakanı şiddetle eleştiriyorlar. Bazıları yerin dibine batırıyor falan. Hani bu eleştirilerin ne kadar ne yoğunlukta olduğunu şöyle anlatayım. Hani birçok Demokrat Parti milletvekili başvekile Adnan sen biraz sus da biz konuşalım diye sesleniyor. Yani işin boyutu bu. Adnan Menderes ne zaman Menderes olacak biliyor musunuz? 54 seçimini kazandıktan sonra. İşte Akis dergisinin bence o kapak yazısı çok önemli. Türkiye'nin en kudretli başbakanı. Hem hükümet üzerinde hem partisi üzerinde artık tartışılmaz bir lider olması 54 seçiminin ertesi günü başlayacak. Peki Time'ın kapak yapması hoşuna gitmiyor Akis dergisinin. Çünkü ve hatta Metin Toker bir tenkit yazısı yazıyor ve Amerikan Büyükelçiliği'nin de Ankara'da bu tenkit yazısından etkileneceği düşünüyor. Ne düşünüyor? Şimdi şöyle, şimdi 1950'ler 60'lar Türkiye'si. Ve orada çok özür dilerim, unutmayayım. Tamam. Mesela şunu da çok görüyoruz. Menderes iyi, çevresi kötü. Bunu uzun yıllar görüyoruz. Bu ne zaman değişiyor? Yani yine Akis'te çıkanlardan. Bir de putlaştırmayalım meselesi var. Şimdi sanki Türkiye'de ilk kez böyle bir şey oluyormuş gibi. Bir efsane böyle doğuyor. Aslında putlaştırılıyor mu? Evet. Onu da sorayım. Şimdi isterseniz dış politikadan. Yine Akis'in ikazları. Evet, dış politikadan başlayalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Parti iktidarını
önemli ölçüde destekliyor. Sadece Amerika değil, Batılı gruplar da destekliyor. Tabii NATO'ya girildikten sonra NATO'nun önemli bir desteği var. Dolayısıyla Türkiye Batı'nın sarsılmaz bir müttefiki olarak ortaya çıkmış oluyor artık. Fakat zaman içinde Demokrat Parti'ye karşı gelişen sert muhalefetin bir unsuru olarak Batı'nın Demokrat Parti iktidarına karşı olan desteği de Batı nezdinde eleştiriye açık haline geliyor. Yani niye Demokrat Parti'yi bu kadar destekliyorsunuz ki? Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimizde hani Demokrat Parti'den daha farklı olarak bir şey yapmayacağız ki. Yani onlar ne yapıyorlarsa dış politikada, ne kadar batıcıysalar, ne kadar Amerikancıysalar, biz de onlardan daha hani farklı değiliz. Bizim dış politikada Demokrat Parti iktidarıyla bir alıp veremediğimiz yok. Yani demokratlar NATO'ya girerken biz niye NATO'ya giriyoruz diye falan. Biz zaten sonra, şarka karşı evet, batı diye çıktık. Yani hepimiz yalan, aynı kayığın içindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin elçisi niye bu kadar çok Menderes'i destekliyor diye sıkı Amerikan, sadece Amerikan değil, Batı kamuoyunu oluşturan Batılı basın organlarının da istemediyorlar. Yani bu lüzumsuz bir şekilde bu iktidarı destekliyorsunuz anlamında. İkinci nokta, aslında Akis Dergisi'nin ve Halk Partisi'nin 60 ihtilaline doğru giden yolda asıl ana çizgisi 1957 seçimiyle başladı. Fakat 58'den itibaren asıl büyük kavga başlıyor. Yani 50 ile 58 arasındaki iktidar muhalefet atışması ortalama olağan bir atışmanın dışına çıkmış değil. Normal iki siyasi partide görülebilecek kadar. Birisi iktidar öyle diyecek, muhalefet de olmaz diyecek falan. Normal atışma çizgisi içinde 58'e kadar. Sonra sen kimsin? Sonra şöyle bir şey oluyor. 58'de Demokrat Parti'nin gerçekten de muhalefete karşı olan sert tutumu, muhalefeti de şiddetle sert tutumu. Yani iki taraf birbirlerini keskin kılıç olarak bilemeye başlıyorlar. Hani suçlu kimdir diye soracak olursanız hani bunu... Tavuk yumurta. Evet, yani tam olarak kestirmek mümkün değil. Basın kanunu niye değiştiriyorsunuz kardeşim? Çünkü biz muhalefetin bu çünkü 1950'de basın neredeyse tamamen demokratları desteklerken, neredeyse tamamen desteklerken, yani inanılmaz bir şekilde 57 ve 58'den sonra o Demokrat Parti'nin destekçisi olan grup, mesela Ahmet Emin Yalman'ın Vatan Gazetesi, o dönemin çok ünlü ve çok satışı olan, tersine dönüyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi ve başyazarı Nadir Nadi, Demokrat Parti'nin 1950'den 57'ye kadar milletvekili olmuş olan ismi Cumhuriyet Gazetesi'nde sert muhalefete geçerken ve diğerleri olmak üzere. Şimdi bu Demokrat Parti'yi yönetimini ve iktidarını hani sinirlendirmeye başlayan şeyler oluyor. Şimdi orada muhalefetin bugün olduğu gibi söylediği her şeyin doğru ve gerçek olduğunu falan söyleyemeyiz. Yani onlar da karşı çıkıp diyebilir ki ya biz hani öyle şeyler yazıyorsunuz ki yani yeter abi. Ayıp bunları yazmak yani. Fakat tabii öyle dünyanın hiçbir yerinde muhalefete karşı alınmış olan bir önlem, iktidarın almış olduğu sert bir önlem muhalefet tarafından başka türlü yansıtılır. Yani bu doğrudan doğruya işte siz diktatörlüğe gidiyorsunuz. Bu diktatörlük lafı aslında bazı izleyicilerimiz sandığı gibi 60 hemen 60 öncesinde çıkan bir laf değil. Bunu daha önce de birkaç kez söyledim ve yazdım. Sanki daha en başta 1950 duyuyoruz. Seçimi kayboldu. Seçimin hemen bir hafta sonrasında. Yani Kasım Gürek yani hani şeyi çık hani bebeğin kırkı çıkmadan neredeyse dediler ki diktatörlüğe gidiyoruz. Yani ne oldu da diktatörlüğe birden gidiyoruz? Diktatörlüğe gidiyoruz. Bu madem diskur da başladı. İktidar oldunuz. Evet. Bu diskur da böyle başladı. Peki ama bir yandan da bugün bunu da sormak istiyorum. Yani işte o zamandan beri siyaset bilimi fakültelerimiz var. Resmi tarihte Akis dergisinin çok etkili olduğuna işaret ediyorsunuz. Evet. Yani o dönem için. Sizce Türkiye'deki siyaset bilim fakülteleri o resmi tarih hem nispetle gerçek tarihi yeterince çalışabildi mi? Şimdi ben, yoksa hala etkili mi? Şimdi tabii ben herhangi bir araştırmaya başlarken muhakkak daha önce o konuda yazılmış
ne kadar bir şey varsa elimden geldiği kadar, mümkün olduğu kadar onları tarıyorsun, okumaya çalışıyorum. Şimdi ilk yaptığı işlerden bir tanesi de YÖK'ün web sitesinde bu konularda yapılmış bir yüksek lisans ve doktora çalışması var mıdır diye bakıyorum. Maalesef AKİS hakkında çok az vardı ve yeterli görmedim bu çalışmaları. Galiba AKİS bu anlamda hani haksızlığa uğramış bir dergi bu anlamda. Şimdi biraz önceki sorunuza geri dönecek olursak eğer. Amerika Birleşik Devletleri, Batı desteği. Batı dediniz ondan sonra. 27 Mayıs öncesinde AKİS dergisi şöyle yazıyor. Bu Amerikan elçisini değiştir. Amerika yazıyor. AKİS'leri kale almıyor diye mi? Yani bu Amerikan elçisinin dünyadan haberi yok. Memleketi okuyamıyor. Bilemiyor. Çünkü Metin Toker'in verdiği şansı kullanamamış gözüküyor Amerikan Büyükelçisi. 27 Mayıs'tan sonra ilk olan işlerden bir tanesi Amerikan elçisi değişecek. Onlar da uyacak. Onu istemiyor. Yerine yeni bir Amerikan elçisi geliyor. O da 27 Mayıs'ı destekleyecek. Desteklemeyip de ne yapacak zaten Amerika? Olmuş bitmiş her şey. Sonra bir başka meseleye daha değinelim. Siz ilk programı açarken söylemiştiniz. AKİS dergisinin, AKİS dergisi sadece bir siyasi rejim tasavvuru ortaya koymuyor. Türkiye tasavvuru. Bir Türkiye tasavvuru. Nasıl bir Türkiye istiyor? Birkaç karikatür de koydum kitaba. Şimdi Ankara'nın Kızılay sokaklarında, yani yeni Ankara, modern Ankara, modern Türkiye'de böyle asfalt sokaklarda eşek sırtında dolaşan insanlar görmek istemiyoruz. Bir de o var. Böyle şeyler var. Şimdi hem cahiller aynı zamanda fakir. Bir de böyle bir paradoks ortaya çıkıyor. Yani aydınlar mali bakımdan, maddi bakımdan Türkiye'nin orta sınıfını veya biraz daha üstünü oluşturuyorlar. Köylüler hem cahil hem de fakir. Peki bu fakirliği önlemek için ne yapmak lazım? Halk Partisi'ne soracak olursanız her şeyin başı eğitim. Zaten o dönemde yazılmış kitaplara bakıyorsunuz. Her zaman öyle. Başlığı eğitim yoluyla canlandırılacak köy. Adnan Menderes'e soracak olursanız yani bu sapsatalara bir son vermek ve köylünün zenginleşmesi için bir kere adamın üretim yapmasını, daha çok üretim yapmasını, daha çok toprağa sahip olmasını, daha çok tarım aracına sahip olmasını, daha çok krediyle desteklenmesi, gübre, baraj şu falan. Ayrıca ürettiğini pazara çıkarıp pazarda yüksek fiyatla satabilmesini sağlamak lazım. Aslında Demokrat Parti'nin Türkiye'yi dönüştürme projesi bunun üzerine. Şimdi o zaman AKİS'in gözüyle ve Halk Partisi'nin gözüyle ortaya şöyle bir manzara çıkıyor. Mesela benim gibi üniversite profesörleri zamanında toplumun en tırnak içinde kaymak tabakasını oluştururken zaman içinde bir bakıyoruz ki bizim maaşlarımız daha önceki zamana göre düşmüş. Yani işte enflasyon olmuş, şu olmuş. Artık bize yeteri kadar ayaklanın bari. Sonra eskiden biz hani iktidar karşısında gayet hani ne diyelim seçkin bir mevkideyken artık eskisi gibi bize değer verilmiyor. Diğer taraftan köylüler birdenbire zenginleşmeye başladılar. Yani ceplerine çok para giriyor. Hatta belki de birçokları gereksiz yere oraya dünyanın parasını veriyoruz diye düşünüyorlar. Şimdi yeni bir televizyonda yeni bir dizi film var. Dolayısıyla bu pavyon kültürü tekrar günlük hayatta, kamuoyunda konuşulmaya başlandı. İşte o 1950'ler Türkiye'sinde bu cebine çok para giren büyük toprak sahipleri, hacı ağaların pavyon kapatarak eğlence dünyasına intikal ediyor olması falan, o köy romanları falan, hepsi bir arada bir paket olarak aydın grubunun karşısına çıkıyor. Yani ne yapalım biz artık? Aydınlar rahatsız. Aydınlar dediğimiz kimler? Subaylar, öğretmenler, hakimler, savcılar,
serbest meslek sahipleri, doktorlar. Bunlar rahat. Çünkü artık toplumda o eski seçkin varlıklarının konusunda tereddüde düşmüş vaziyetteler. Demokrat Parti'nin kendilerine yeteri kadar ilgi göstermediği. Ve zemin kaybettiklerini. 27 Mayıs sonrasındaki hani Demokrat Parti'nin neden haklı olarak iktidardan düşürüldüğü anlatılırken 27 Mayıs propagandasında, onlar ilme kıymet vermediler cümlesi sık geçmeye başlayacak. İlme kıymet vermedi. Yani ilim dediniz işte bize. Bilim. Biz evet. Profesörlere yeteri kadar kıymet vermediniz. Peki şimdi bu Türkiye tahayyülünü de anlamak için soruyorum bunu. 57 seçimlerinden sonra seçim sonucuna da bakarak diyorlar ki başbakanın kalkınma siyasetinin ölçüsüz safhalarını frenleyebiliriz. Ne evet. demek bu? Başbakan hangi açıdan Menderes şimdi, bir tenkite uğruyor kalkınma siyaseti. Gerçi başladınız. Halk Partisi'nin gözünde bu ekonomik dönüşümün ekonomik dönüşüm memleketin mali imkanlarının çok ötesinde ele alınmış vaziyette. İki tane önemli eleştirileri var. Bu eleştirilerin tamamen haksız olduğu falan söylenemez. Birincisi, Adnan Menderes'e soracak olursanız eğer, Adnan Bey'in kafasında memleketi bir an önce, hani ilk bir seçim döneminde kalkındırmak gibi bir projesi var. Bunu nasıl yapacaksınız? Her an, her yerde büyük yatırımlar lazım. Çünkü memlekette bir şey yok. Bir şey yapılmamış. Bunu itiraf ediyorlar mı? Tabii etmiyorlar. Etmiyorlar ama herkesin gördüğü manzarayı, Allah'ın gördüğünü kuldan nasıl saklayacaksınız? Her yere baraj lazım, her yere liman lazım, her yere karayolu lazım, her yere her şey lazım. Köprü lazım, yol lazım. 40 bin tane köyde hiçbir şey yok. Şimdi mali imkanlar da tabii ki kısıtlı. Yani böyle değil memleketin mali imkanı. Şimdi vergi almaya kalksanız, bu sefer toplumun zaten vergi yükü bu konuda ağır. Daha fazla almaya kalksanız iktidar açısından sıkıntı çıkar. O kadar vergi alamazsınız. Hiç olmazsa dışarıdan kredi, yardım, bağış, her neyse, Marshall yardımı, şu bu, hepsini bir araya toplayıp mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde bu kalkınma davasını öne almaya çalışıyorlar. Tabii burada da şöyle bir problem ortaya çıkıyor. İlk zamanlarda elde var olan imkanlar ve Halk Partisi iktidarının ortaya koymuş olduğu Merkez Bankası stokları falan hepsi birden devreye girince 4 yıl bu idare edilecek şekilde. Onun için ona söylenecek fazla bir şey yok. Fakat 1955'ten itibaren hani kaynaklar tükeniyor. Ama Adnan Menderes'e soracak olursanız eğer yine devam edelim. Peki bunun finansmanı, imkanı, kredisi falan bakarız. Yani siz bir başlayın, temeli atın, biz size bu imkanı sağlarız demeye getiriyor Demokrat Parti. Bir ortada bir plan yok. Yani bir yandan Mersin Limanı, bir yandan Antalya Limanı, bir yandan Trabzon Limanı, bir yandan Giresun Limanı aynı anda. Bu arada aynı anda şu kadar baraj yapımı, şu kadar fabrika yapımı vesaire. Bu arada da sanki bütün bunlar olmuyormuş gibi İstanbul'u da imarını yapıyoruz. Buna tabii Türkiye'nin o dönemde bu gücü yetmez. Yetmedi zaten. Halk Partisi'nin iki tane burada önemli ne diyelim şikayeti ve eleştirisi bu noktada başlıyor. Birincisi bunu arkadaşlar bunu program bir programa koyun. Yani şimdi A şehrinde bir baraj yapacaksanız hani bunu başından sonuna kadar nasıl finansmanını sağlayacağınızı, kredi alacaksanız nereden alacağınızı falan bunu bir hani şey istim arkadan gelsin metoduyla bunu yapmayın. Zaten 27 Mayıs'tan sonra kurulan bu devlet planlama teşkilatının ana fikri buradan geliyor. Program yapalım. İki, bir de şu Halk Partisi'nin tuhaf bir yaklaşımı var. Yani bunlar israf aslında. Yani memleketin bu kadar fabrikaya ihtiyacı var mı? Bu kadar baraja ihtiyacı var mı? Bu kadar elektriğe ihtiyacımız var mı acaba? Peki eğitim diyor bir taraftan da. Mesela onu nasıl ilişkilendiriyor? Eğitilmiş insanlar işte o yolları, köprüleri, elektriği, enerjiyi isteyecekler. Şimdi bunlar çünkü tarladan çıkıyorlar. Evet. Şimdi şöyle bir paradoks ortaya çıkıyor. Zaten
aslında aydın grupları zaten imkanlardan ve hizmetlerden büyük ölçüde yararlanıyor. Çünkü onlar belirli mekanlarda yoğunlaşmış vaziyette. Şimdi İstanbul'da, tabii İstanbul'un da bin türlü ihtiyacı var ama diğer yerlerle karşılaştırıldığında bir elektriğe, suya ihtiyacı yok. Ya da yolu var. 40 bin köye yol yapılacak. Şimdi ne gerek var? Ne gerek var? Acaba bu bir israf, yani paralarımız çarçur mu oluyor? Bu zaten az olan para bir de çarçur mu oluyor? İsraf mı oluyor? Muhtemelen oluyordur. Tabii bu da sanki olur. Geçmişten beri var olan bir yaklaşım. Yaklaşım. Yani şimdi bunlar bu aydınların... Hep her zaman duyduğumuz bir şey. Sadece Türkiye'de hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisi böyle değil. Aydınların genel olarak bakışı da o dönemde böyle. Ama aydınlar da Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyor. Destekliyorlar. Şimdi 1960'lar Türkiye'si ile 50'ler Türkiye'si de birbirinden farklı. Yani 50'ler Türkiye'si açısından programın başında söylediğim gibi rejim bir otursa, memlekete bir hürriyet gelse. Her şey güzel olacak. Yani bir mesele ertesi sabahtan itibaren konuşulacak hiçbir şey kalmadı. Yani ki hürriyet rejiminde memleket dev adımlarla ilerleyecekmiş gibi bir psikolojik yapı ortaya çıkıyor. Şimdi, 60'tan sonra ise evet. Aynı aydın grubu bakın. Yani işte mesela 1950'lerin sonlarına doğru Cumhuriyet Halk Partisi bir araştırma bürosu kuruyor. Doğan Avcıoğlu mesela orada yer alacak. Ve Türkiye'nin o zaman hani kaymak takvasını oluşturacak olan birçok isim, sonradan solcu olacak birçok isim orada görev alacak. 60'tan sonra bu isimler açısından memleketin sadece meselesinin hürriyet meselesi olmadığı nihayet fark edilecek bir, mi? Evet, bir kalkınma meselesi, bir gelişme meselesi olduğu fark edilecek ve ondan sonra memleketin gündem maddeleri değişmeye başlayacak. Yani evvelden o tenkit edilen kalkınma değişik veçeleriyle tenkit edilen kalkınma stratejisi 60'lardan sonra artık yani Demokrat Parti'ye ait olan hikaye bu tarafa dönecek. Peki bir şey daha sormak tabii istiyorum. Sonra yeniden o kaldığımız yerden devam edelim. Dış politika, dış politikanın ayakları, NATO üyeliği, Amerika Birleşik Devletleri ile dostane ilişkiler, anti-Sovyet ve anti-komünist yaklaşım, Orta Doğu ve Arap dünyasının meselelerinden uzak olmak. Evet. Bunu da işte bataklık diye bugün de hep evet işitiriz. Yani bazı şeyler, daha doğrusu pek çok şey aynı. Ve İsmet Paşa'ya sormadan dış politika olmaz. Bir veri daha vereceğim, sonra mütalaa etmenizi rica edeceğim. Mesela Kıbrıs konusunda, Kıbrıs meselesi konusunda Batı desteği yok diye bir teşhiste bulunuyor Akis dergisi. Fakat yine bizim bugün de yani bu hafızadan haberdar olsak belki bugünü daha iyi anlayacağız. Şöyle bir şey var, yorumu var. Diyor ki, evet diyor, Batı desteği yok. Çünkü evimizin içinde Batı medeniyetinin nizamını kuramadığımız, o nizam içinde yaşamaya ciddi surette başlamadığımız için meselelerimizi şark usullerine göre halletme sevdası terk edilmeli. Türkiye'nin rejim davası çözülmeden Batı'nın bizi kendisinden görmesine imkan yok. Evet, çünkü memlekette demokrasi yok. Demokrasi olmayınca tabii demokrasi olan, ana vatan olan Batı da sizi kale almaz fikriyatı burada çok yaygın. Şimdi bu Kıbrıs meselesini açtınız, iyi oldu. Kıbrıs meselesi... Rejim davası da var o da, yine. Evet, o Kıbrıs meselesi dönemin en önemli dış politika meselesi Türkiye açısından. Başka bir mesele yok zaten. Esas itibariyle. Şimdi Kıbrıs davası başladı. Çok fasılalı bir dava bu. Ama biz hani ortasına bakalım. En sonunda dendi ki Kıbrıs'ta ya biz Kıbrıs'ta hakkımız yeniyor. Yani Kıbrıs'ta Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Türkiye'nin hiçbir görüşünü kale almıyor. Nereye toplantıya gitsek öbür tarafı dinliyorlar, bizi dinlemiyorlar. Havası başlamış halde. Fakat işte karşı. Akis diyor ki ah bir demokrasi ve hürriyet olsa biz de bizi o zaman alırlar. Çünkü sizin yüzünüzden. Sizin yani Demokrat Parti iktidarı yüzünden böyle oluyor. Şimdi 1960 sonrasında memlekete çok şükür demokrasi ve hürriyet geliyor tırnak içinde 27 Mayıs'tan sonra. Fakat asıl Kıbrıs'taki yanardağ 60'tan sonra patladı biliyorsunuz. Yani Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması meselesi de ve orada atılacak her türlü orada yaşayan
Müslüman Türklere karşı atılan her türlü şiddet adımından sonra bir de baktılar ki memlekette rejim davasının tırnak içinde halledilmiş olması hiçbir şey ifade etmiyor. Yine Batı ve Amerika Türkiye'yi desteklemiyor. Yani o zaman size, ne diyorlar? O zaman şöyle oluyor. O zaman Batılı dostlarımız bizi anlamıyor. Türkiye'deki biz anlatamıyoruz. Biz mi anlatamıyoruz? Onlar mı anlamıyorlar? Hani çünkü bir anlam veremiyorlar bu işe. Fakat gerçekten mi anlam veremiyorlar? Öyle gerçekten önce anlam veremiyorlar. Fakat meşhur Kıbrıs 63 Noel hadisesiyle birlikte yani oradaki Türk ve Müslüman gruba karşı silahlı bir şiddet katliamla başlıyor. O zaman da ortaya şöyle bir şey çıkıyor. İşte o tarihten itibaren Türkiye'deki bu 1945'ten sonra başlayan Amerikancı ve batıcı çok keskin ve şiddetli tutum 45'ten sonra çok uzun sürmeyecek. 63 Noel o 65 diyelim. 20 senelik bir tartışılmaz bir Amerikan hegemonyası varken hızla Kıbrıs meselesi Türkiye'nin Batı ve Amerika ile olan mesafesini açmaya başlayacak. Aslında Türkiye'de bu anti-emperyalist tutum söylem. O dönemin sosyalistlerinin ya da devrimcilerin her neyse anti-emperyalist, Amerikan karşıtı ve Batı karşıtı olan tutumunun yanardağ gibi patlamasının aslında sebebi Türkiye'deki Kıbrıs meselesindeki milliyetçi duyguların patlamasından ibarettir. Kıbrıs olmasaydı muhtemelen Batı ile olan mesafe o dönem için bu kadar açılmazdı. Bu bugünün mevzusu değil ama ister istemez hatırladım. Sonra Deniz Baykallı CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar devam edecek. İşte Avrupa Birliği konusunda da işte Türkiye istisnası, bizim istisnalarımız var. Kopenhag kriterlerine karşı direnç gösterme. Hep aynı iştiyakla mı? Yani o zamanki tecrübenin sonucu mudur? Şimdi Yoksa pardon. Tabii bir de o 60'tan sonra kurulacak Türkiye tahayyülünü ayaklarını da bozuyordu. Kopenhag kriterlerine ilişkin reformlar. Şimdi evet bunu iki devrede bakalım isterseniz kısaca. Türkiye'nin 27 Mayıs'tan sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, koalisyon hükümetinde İsmet Paşa'nın da başbakanlığında ilk defa Avrupa topluluğuyla Avrupa Ekonomik Topluluğu deniyordu o zaman ona. Henüz Avrupa Birliği 63'te imzalandı bu. Ve o zaman Akis dergisi hani bunu göklere çıkardı. Çünkü Türkiye biraz önce bahsettiniz ya medeni dünyada yerini alıyor artık. Artık bir daha geri alınamayacak. NATO üyesi NATO ve AB yolunda. Ve Avrupa üyesi, Avrupa Parlamentosu üyesi falan filan. Avrupa Konseyi üyesi. Daha ne olacak? Daha ne olacak yani? Dolayısıyla artık o medeni dünyanın, Batı dünyasının ayrılmaz bir parçası haline geldiğimiz için bunu havai fişeklerle kutladık o dönemde. Emperyalizm. O zaman henüz yok böyle şeyler. Hayır bu Kıbrıs'ta. Kıbrıs'a rağmen. Kıbrıs'a yok. Rağmen. Zaten bu sayede de Batı bizi Kıbrıs'ta destekleyecek diye bekliyorlar. Ve olmuyor. Çok ondan büyük. Sonra Akis de zaten evet. Yavaş yavaş hani artık bu desteklenemez bir pozisyon çünkü Amerikancı ve Batıcı olmak. Kıbrıs'taki hadiseler karşısında kim çıkıp da aynı pozisyonunu koruyabilir ki? Koruyamayacaklar onlar da ve onlar da hızla uzaklaşacaklar o pozisyondan. Fakat daha da fenası işte bu biraz önce söylediğiniz noktaya geldiğimiz zaman. Avrupa Birliği kriterlerine biz katılırsak bu Türkiye'nin acaba ulusal bütünlüğüne, güvenliğine zarar verir mi meselesi sonradan ortaya çıkacak. Çünkü bunlar aslında acaba ne diyelim Avrupa Birliği'ne girebilmek için bizim vereceğimiz tavizler mi o? Tırnak içinde tavizler mi veriyoruz? Hatta o dönemi hatırlayalım. Birçok izleyicimizin hatırlayacaktır. Bir de tabii vesayet sistemi alaşağı edilecekti ve bu hiç istenmeyen bir şeydi. O zaman Avrupa Birliği diyordu ki yani siz bu orduyla falan bu işleri yapamazsınız. Vesayetle yapamazsınız. Sizin hakiki bir demokrasiye ihtiyacınız var. Hakiki demokrasinin o sırada ortaya çıkardığı mana ise çok farklıydı. Neydi? Bir dakika siz böyle parti kapatamazsınız. Asker ne diyorsa onu yapamazsınız falan. Siviller yönetsin. Siviller yönetsin.
bizim kriterlerimiz budur. O zaman tabii Deniz Baykal yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi açısından bunlar çok kabul edilemez noktalar. Ve direnilmesi yani. Gereken mevzular. Direnildi zaten bunlara karşı. Çok direnildi. Evet. Bu arada yine dış politikada baktığımız zaman, bunu daha evvel de konuşmuştuk ama bir iki yerinden yine de bahsi geçsin istiyorum. Çünkü 60'a geleceğiz. İnşallah 27 Mayıs'ta konuşacağız. Latin Amerika ülkelerindeki darbeler, ama Mısır'daki albaylar, Irak'taki ihtilal, neredeyse bütün darbeleri izliyor. Ve evet. Akis bunlarla ilgili yorumda bulunuyor. Çok iyi bir noktaya bu vesileyle değinmiş oldunuz. Şimdi Akis dergisi bir yandan da hani toplumun ve aydınların dünyada ne olup bittiğini öğrenmeleri için önemli bir kaynak. Onlar da işte... Bir yandan endoktrine ediyor herhalde. Bir yandan o doktrini veriyor, bir yandan da yani şimdi Venezuela'da ne oluyor? 1950 yılında Türkiye'de nereden bileceksiniz Venezuela'da ne olduğunu? Brezilya'da ne oluyor? Şili'de ne oluyor? Buralarda darbeler oluyor falan. Onu anlatıyor. Tabii bunları büyük ihtimalle yani muhakkak Batı gazete ve dergilerinden yabancı dille öğreniyorlar, okuyorlar. Oradan da özetleyerek Akis dergisinde basıyorlar. Yani kaynaklar aslında haber kaynakları hani kendi kendilerine oluşturabilecek imkanlara sahip değiller kuşkusuz. Şimdi oradan öğreniyoruz. Ama kullanışlı haberler herhalde. Kesinlikle. Şimdi orada darbe olmuş. Hani Arjantin'de Perón iktidarı. Mesela Perón'dan hiç haz etmiyorlar. Çünkü Perón Arjantin toplumunun aşağı tabakalarına seslenen ve oradan destek alan bir diktatör. Şimdi hani diktatör var, zenginlerin yanında yer alıyor. Diktatör var Perón gibi. Arjantin'in fakir fukara kesiminin işçi sendikalarının inanılmaz desteğiyle iktidara geliyor. O da devamlı surette aşağı tabakalara yine ayaklar başı oluyor. Evet, ayak takımına hizmet veriyor. Onun için ondan pek haz etmiyorlar. Onun için yani meşhur de müzikal de var, Evita değil mi? Eva Perón yani bir efsane Arjantin'de. Yani YouTube'dan izleyicilerimiz onun cenaze törenini izleyebilirler. Yani böyle bir şey görülemez yani Eva Perón'un arkasından akıtılan gözyaşının. Neden böyle oluyor? Çünkü o alt tabakalara hizmet vermeye çalışıyorlar. Bu arada onların da tamamen günahsız olduğunu falan söylemek istemiyorum. Ama Akis'in baktığı zaviye bu. Akis'in baktığı zaviye. Devamlı askeri darbeler, şimdi Latin Amerika'daki askeri darbeler şöyle bir problemi var. Şimdi Akis bir yandan da bütün dünyada hürriyet ve demokrasi olmasını istiyor. Şimdi burası da işin başka bir yönü. Demokrasi, hem Türkiye'de her yerde bu olsun istiyor. Neden Brezilya'da demokrasi ve hürriyet olmayıp da askeri darbe çünkü oluyor? Çünkü diktatörler var. Şimdi burası çok enteresan. Çünkü Brezilya'da toplum, halk, Brezilya'da yaşayan insanların çıkarlarına hizmet edecek bir iktidar için oy veriyor. Bunlar da genellikle solcular oluyor. Solcular iktidara geliyor Latin Amerika'da ve kısa bir süre sonra alaşağı ediliyor. Bu askeri darbe Amerikan desteğiyle oluyor. Ve gelenler de Amerikan'ın oradaki çıkarlarına hizmet ediyor. Şimdi Akis diyor ki bir dakika arkadaşlar, ey Amerika, öyle diyelim, ey Amerika, bunu yapma böyle. Çünkü bu takdirde şöyle oluyor, Amerika mı diyorsun? Onlar zenginlerin ve diktatörlerin desteği olan bir ülke, biz niye Amerikancı olalım ki? Bu çok tehlikelidir diyorlar Amerika'ya, hani bir akıl veriyor. Halbuki siz tabii ki diyor yani Brezilya halkına hizmet edecek bir iktidar olacak orada diyor. Siz bu... Kendi çıkarlarınız uğruna bütün dünyada demokrasi ve hürriyet mücadelesini aslında baltalıyorsunuz diyor. Akis'in bir yandan da böyle gerçekten uzun vadeli bakıldığı zaman Amerikan politikasının dünya üzerindeki o olumsuz imajının ortadan kaldırması var. İçin adeta hani tavsiyeleri var. Tavsiye ediyor. Yapmayın bunu diyor. Ama Amerikan büyükelçisi okumuyor. Evet. Yani Akis dergisi yani hani çok boyutlu olan bir mesele bu Akis'e bakıldığı zaman. Ama yine aynı Akis bu Latin Amerika ülkelerinde alaşağı edilen rejimlerden feyiz de almıyor mu? Şimdi şöyle, o tam olarak 60'a doğru başlıyor bu iş.
59-60 Türkiye'nin. Yani Mısır, Irak, Latin Amerika nerede ne varsa Suriye, sanki Irak izliyor. Ve Mısır'daki askeri darbeler. Fakat şimdi Latin Amerika'daki darbelere karşı şöyle bir söylemi var Akis'in. İşte bunlar Amerika'nın güdümünde darbeler, dolayısıyla desteklemiyoruz. Zaten bir general geliyor, 3 gün sonra albay onu deviriyor, yarbay onu deviriyor. Ya böyle bir rejim olamaz Akis'in gözünde. Samimi bir şekilde söylüyor. Bu böyle bir rejimi reddediyoruz. Orta Doğu'ya bakıyoruz. Şimdi Orta Doğu'da da tam aksi oluyor. Hanedanlık rejimleri devriliyor. Ki onlar aslında Batı destekli rejimler. Batı rejimlerin Batı desteğindeki rejimler, diktatörlükler devriliyor. Yerine yeni bir askeri junta geliyor. Fakat bu askeri junta Latin Amerika'daki askeri juntalarından farklı olarak Amerikancı ya da Batıcı değil, tam tersine Batı karşıtı. Mısır'da Nasır rejimi. Suriye'de Baas Türkiye'de rejimi. Olur mu diye de bakıyorlar. Yani bir de şöyle bakıyorlar. Biz bunu da istemiyoruz. Çünkü bunlar da Batı karşıtı. Yani Batı karşıtı bir rejim de istemiyoruz. Fakat zaman içinde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Özellikle 1959 artık hani şey artık sonuna doğru sonuna geldiğimizde o zaman da eğer Demokrat Parti bu yolda devam edecek olursa onu biz bile kurtaramayız havası başlıyor. Yani bunun bu gidişat kesinlikle bir memlekette ihtilale, darbeye gider demeye başlıyorlar ve ondan sonraki askeri darbeler birdenbire Akis dergisinde hani birazcık da şöyle bakın burada da oldu. Bakın burada her da yerde her oluyor. Yerde oluyor ve bu şartlar olursa olur. Burada demeye da olur. Getiriyorlar. Yani o darbeler üzerinden o bir, dönemki hükümete aydınlar yani şöyle bakabilirler. Mesaj yani, veriyorlar. Darbeler de o kadar da kötü bir şey değil sonuç olarak. Gerekirse eğer gerekirse şartlar olgunlaşırsa yapılacak başka hiçbir şey kalmazsa darbenin dışında bir şey kalmazsa geliyor. Şimdi son 10 dakikamız ama iki mevzu. Birisi demin söyledim mi hatırlamıyorum ama Menderes iyi çevresi kötü. Bu evet. ne zamandan ne zamana kadar devam bu ediyor? Bu aşağı yukarı şöyle. Sonra çevresi de mi Menderes de kötü şimdi, olacak herhalde. Evet, şimdi bir kere 54'te hani tarihin en kudretli başbakan istediği her şeyi yapar. Hı hı. Yani meclis grubuna hakim. Dolayısıyla parlamentonun istediği kararı çıkartabilir. Partisi ona karşı çok fazla bir artık eleştiri getiremez. Hükümet üzerinde inanılmaz bir ağırlığı var. Dolayısıyla 1958'e 57 seçimine kadar Menderes aslında iyi niyetli bir arkadaşımız. Yani şöyle yazıyor Menderes için. Yani sabah 6'da kalkar. Evet. Uyanır. 6'da uyanır. Yani böyle hani dalgacı değil. 6'da uyanır. Çok çalışkan diyorlar. 20 saat. Evet. Yani efendim başbakanlığa gider, toplantıya gider. Efendim atlar. Efendim köprü inşaatını gezer. Baraj inşaatını gezer. Arkasından döner. Gece yarısına kadar yine çalışır. Maliye Bakanı'yla. Bu arkadaş yani hatta şöyle. Hani Metin Toker bazen dayanıp şöyle yazıyor. Aynen şu cümlelerle. Ya İsmet Paşa'nın başbakanı olsaydı keşke. Bu adam. Bu adam. Yani Türkiye çok farklı olurdu. Yani böyle işi bilen, çalışkan. Onun himayesinde. Onun ama İsmet Paşa'nın da hani biraz denetiminde ve dengesinde olsaydı bu işler Türkiye'de. Her şey ne güzel her şey olurdu. Muazzam olurdu. Yani büyük hani Metin Toker Samim Yoksel diyor. Ya bu bir talihsizlik olmuş. Yani keşke İsmet Paşa onu zamanında başbakan yapsaymış getiriyor. Şimdi Menderes böyle anlatılıyor. Ama fakat tabii yanlışlıklarda, hatalarda falan yapıyor. Bunun da nedeni çok basit. Bir, pek fazla kimseyi dinlemiyor. Danışman kadrosu gibi bir şeye ihtiyaç duymuyor. İkincisi, yanındakiler, etrafındakiler ki Menderes'ten faydalanıyorlar. Menderes de böyle şey bir arkadaşımız. Ne diyelim? Duygusal bir arkadaşımız. Yani eski bir arkadaşı geldiği zaman onu refüze etmek istemiyor. İşte elinden gelen yardımı yapmak istiyor. Tabii bu yardımların bir kısmı o kadar da meşru yardımlar olmayabilir. İşte Menderes'i bir anlamda tırnak içine kötü yola sevk edenler. Yanlışı sevk edenler. Kim bunlar? İşte Akis'in
izleyiciler okurlarsa görecekler. Belirli isimler var orada devamlı surette. Akis'in özellikle hedef aldığı Demokrat Parti içindeki isimler var. Özel isimler var. Neredeyse her sayıda aynı isimler aynı şekilde vuruluyor. Akis bir kere yani sizi hedef alırsa eğer her sayıda mutlaka isminiz çıkar bir nedenden dolayı. Sinir bozucu bir şey olduğunun farkındayım. Bütün demokratlar için öyle değil. Akis'in gözünde en iyi demokrat Menderes'i eleştiren demokrattır. Onun için mesela Sıtkı Yırcalı falan alkışlanması gereken bir şeydir. O çünkü Menderes'e bir de böyle etmiyor. Bir dönem beğenip sonradan, sonradan beğenmedikleri sonra de var. 58'den itibaren aslında Menderes de artık yoldan çıkmış. Ondan sonra artık, da evet, yekten artık, vuruyor. Yani 27 Mayıs'tan sonra çıkan ilk dergi şöyle. Eden bulur. Şimdi burada yine enteresan bir yer var. Akis'in gözünden 5. bölümde. İnkılaplar, din, laiklik, kadınlar, toplum. Burada daha önce konuşmadığımız Saidi Nursi bahsi var. Onunla bir röportaj var. Evet. Ve Saidi Nursi röportajı üzerinden de biz Akis'in yazılarından o gün bugündür yani uzun yıllar, onlarca yıl cümlelerin bile neredeyse aynı kıvamda, aynı yaklaşımla geçtiğini izleyebiliyoruz. Bir ikincisi de onu da unutmadan söyleyeyim ve siz lütfen bize yorumlayın. Turan Feyzoğlu'nun din istismarcılığının Türk milletinin şuuru karşısında körlendiği tespiti. Bu da 57 seçimlerinden sonra. Bu da hep işiteceğimiz bir şey. Hem istismarcılığı bazen de milletin bunu işte sizin de söylediğiniz gibi Akis'e göre maalesef farkına varmayışı durumu da vardı. Ama ara ara gidecek. Buyurun. Tabii şimdi 57 seçiminde demokratlar 50'nin altına düşüp de muhalefet 50'nin üstüne çıkınca birdenbire o zaman bu hani halkımız cahil söylemini biraz değiştirmek gerekiyor. Birdenbire hani halkımız cahil ve din bakımından istismar edildiği için demokrat para giriyor. Bir dakika 54'te almış olduğu oyu artık alamadığına göre demek ki halkımız tırnak içinde aydınlanmış ve uyanıyor. Hatta sözünüzü kestim. Unuttum demin söylemeyi. Isparta Saidi Nursi'nin memleketi olduğu halde o dönem o anda. İşte ona rağmen Isparta'da seçimi Demokrat Parti kaybetti. Demek ki o kadar da değil. Demek ki yani halkımız artık hani her önüne gelene inanmıyor. Demek ki bir sonraki seçimde muhtemelen artık hiç inanmayacak demeye çalışıyor. Yani büyük bir orada ümit var. Şimdi gelelim. Veri bu da çok önemli bir veri. Evet. Şimdi eğer Saidi Nursi'ye gelince şimdi o dönemde hani bu din istismarının ve dincilik diyelim. Dincilerin kim olduğu somut olarak Saidi Nursi ile özdeş. Hani sanki başka hiçbir figür memlekette yaşamamış ya da o sırada yaşamıyor. Muhakkak Saidi. Şimdi bu Akis dergisi de muhabirleri de acar muhabirler. Şimdi Akis dergisinden geliyoruz deseler zaten röportaja kabul edilmeyeceklerini bildikleri için. Bunlar ne yapmışlarsa yapmışlar, kıyafet değiştirmişler. Tebdili kıyafet halinde onlar gibi giyinerek kapıyı çalmışlar. Demişler ki işte biz şurada otururuz falan. Sizi beyefendiyi görmeye geldik. Şimdi onu anlatıyor. Diyor ki bir kere o Isparta'ya gitmiş, mahalleyi bulmuş, evi bulmuş. Önce evi anlatıyor. Sonra kapıyı çalıyor. Ondan sonra kapının iyi bekliyorlar açılması. İşte takunya sesleri gelmeye başlıyor. Söyleyeyim miyim oradaki ifadenizi? Daha doğrusu Akis'in ifadesini. Fakir bir görünüşü vardı. Çorapsız ayaklarına bir yemeni geçirmişti. Zehir bir soğuğa rağmen üzerinde kolları yamalı bir ceketten başka bir şey yoktu. Siyah sakalı sert kıllar halinde uzamış ve yüzüne vahşi bir manzara vermişti. Başında hafızların camilerde kafalarına geçirdikleri takkelerin eşi siyah bir takke vardı. Ve sizin dediğiniz gibi yine takunya sesleri duyulmuştu kapı çalındığında. Tıpkı Turgut Özal'ın iktidara gelirken takunyalılar çünkü bu zamana ait bir şey değil. Evet. O zamana da ait bir şey değil. Bütün zamanlara ait bir takunya metaforu var. Şimdi bu buyurun. Zaten dergide çıkan karikatürlere baktığımız zaman da daha sonra uzun yıllar boyunca çıkacak, daha önce çıkmış ve çıkacak olan dergi karikatürlerinde bu sizin biraz önce okuduğunuz bütün semboller
o gerici kişi çizgisinde beliriyor. Mutlaka takkesi var, tesbihi var, kara sakalı var, entarisi var. Dolayısıyla nereden bakılırsa bakılsın daha ilk görüşte onun gerici olduğu, yobaz olduğu, dindar olduğu çok açık bir şekilde belli oluyor. Bu, pek dindar da demiyorlar zaten. Yani dindar diye bir şey yok. Şimdi yani şöyle, bir insan ya din istismarcısı ya da değil sanki. Çünkü dine karşı değiliz bu anlamda. Dindarlara da karşı değiliz. Biz sadece dinin, İslam'ın kötüye kullanılmasını ya da yanlış yorumlanmasını. Şimdi bir de hani yanlış bilinç diye bir şey var. Hani nasıl seçmenler tercihlerinde siyasi bakımdan doğru tercih yapamıyorlarsa bu konuda yanlış bir bilinç var. Maalesef memlekette İslam ve din, Müslümanlık doğru anlatılamamış zamanında. Bunu yapanlar da aslında kötü niyetli bir şekilde kendilerine yarayacak şekilde anlatmışlar ama aslında anlatılan doğru değil. Şimdi biz bak bir anlatalım size Müslümanlığı ve gerçek Müslümanlığın ne olduğunu bir görün diyerek başlıyorlar her şeye. Zaten bu söylem neredeyse hiç değişmeyecek. Evet. Said-i Nursi bu bakımdan hani rol modeli bir anlamda. Ana hedef. Nurculuk o dönemde hakikaten de çok hani yer altında çalışılan, faaliyet gösterilen fakat herkesin de bildiği bir şey. Yani o kadar çok nurcu varmış ki memlekette öyle yansıtılıyor. Ne kadar olduğu hani tartışma götürmez. Tıpkı bugün olduğu bugün, gibi. Her yerde de, nurcular hani böyle atlamış. Milyonlarca insan gibi öyle bir şey çok, yok. Yani çok sadece nurcular değil. Öyle bir mübalağalı bir konuşma şimdi, şeyi var. Ve de daha da fenası iktidar bunları destekliyor. Yani iktidar bunları desteklemese, arkalarında durmasa, bunlara kol kanat germese aslında böyle olmazdı demeye getiriyorlar. Demokrat Parti iktidarının gerici zihniyeti bunları desteklediği için bu kadar hızla çoğalıyor ve yaygınlaşıyor. Eğer memlekette Halk Partisi iktidarı olsaydı böyle olmazdı demeye getiriyorlar. Sanki hani tek partili rejimde hiç yokmuş gibi. Ya bu sosyolojik gerçeklikler bir anda kayboluyor. Tam da Ramazan ayında olmamız münasebetiyle şurasını okumak peki istiyorum. Bir Ramazan gelmiş. Kapatacağım. Evet. Ramazan ayında Akis dergisi nasıl ele almış Ramazan'ı? Çok güzel. Diyor ki bu ayı kutlama tarzımızdan dolayı iftihara maalesef hak kazanamadık. Neden kazanamamış? Ramazan'ı bir takım aşırılıklarımız yüzünden ulviyetiyle münasip düşmeyen tarzda geçirdik. Dini yayınlara, radyolarda yer verilmesi tecviz edilmeyecek bir hareket değildir. Ama 30 gün müddetle her akşam Kur'anlı ezanlı neyli bir program tatbik ettin mi? Hareketin güzelliği de faydası da doğruluğu da uçar gider. Radyo idaresi böyle bir yol tutmamalıydı. Kaldı ki dini yayın buna inhisar etmemiştir. Lüzumundan fazla sık nakledilen mevlütler, mikrofonlara akseden bazı yakışıksız sesler, camilere ibadetten çok vakit geçirmek için gittikleri anlaşılan kimselerin güya vecd ifade eden naraları bir devlet radyosunun prensiplerini zedelemiştir. Dini yayınlar çok dikkat ister, itina ister. Çok güzel. Bence bu paragrafı iyi ki okudunuz. Yani meseleye bakış açısını çok güzel çok bir şekilde gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz Cemil Koçak. Davetiniz için ben teşekkür ederim. İnşallah 27 Mayıs'ta ama 27 Mayıs 60'ı inşallah iki programda konuşmak üzere diyorum. Umarım. Tekrar gösteriyorum. Evet. Akis dergisi 57-60 tabii Vakıfbank yayınları 54-57 ile başlıyor. Ve 1960 Nazik İhtilal bizim bir sonra yapacağımız programın da konusu. Ve ardından 3 Akis dergileri cildi daha gelecek. Haftaya görüşmek üzere.